Herkese merhabalar, yeni bir video daha hoş geldiniz. Bu videoda başka bir erkek parfümü tanıtacağım ve bu parfüm Bulgari firmasından Men Black Orient parfümü. Videoya başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz veya daha önce abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Hiç uzatmadan genel bilgileriyle başlayalım. Bulgari firması İtalyan tasarımcı bir firma. Parfümün çıkış yılı 2016. Parfümün koku grubu Oriental Ağacımsı Kokular grubunda yer alıyor. Parfümün konsantrasyonu internette Eau de Parfum diye geçiyor. Ama bu tester benim elimdeki ve bunun üzerinde yazan parfüm yazıyor sadece. Bu da demektir ki pure parfum ya da bir diğer dilde extract de parfum. Parfümü yapan kişi çok deneyimli olan Alberto Morillas. Birçok şaheseri var piyasada. Hiç uzatmadan notalarına geçelim. Bu parfümün ondan sonra ilk açılışından bahsedeceğim sıkıp, ondan sonra da kuruduğu halden de bahsedeceğim 2-3 saatlik kalmış hali. Üst notalarında rum, kakule, orta notalarında taif gülü, sümbül teber, alt notalarında ise deri ve oud, diğer ismiyle agar ağacı. Düzeltmeden açılışıyla başlayalım. Şunu söyleyeyim, bu parfümün spreyini yavaş sıkarsanız böyle sanki ateş ediyor. O yüzden hızlı sıkın. Çok sinir edici bir şey. Açılışı gerçekten mükemmel. Şunu söyleyeyim, ben daha önce de söyledim bunu. Sanırım Instagram'da yazdığımda yazmıştım bunu. Bu parfümün açılışı büyük ihtimal piyasadaki en iyi açılışlardan bir tanesi ve en etkili açılışlardan bir tanesi. Bunun ilk versiyonu Men in Black parfümünü tanıtırken de bunu söylemiştim ama burada daha da zengin kokuyor. Parfüm açılışı gerçekten mükemmel. Burada notalarda bahsedilmeyen notalar var. Burada koyulmamış. Bunun ilk versiyonunda kokan ama burada bahsedilmemiş. İlk ve en güçlü ve parfümün hayatı boyunca gitmeyecek nota tarçın. Burada tarçın alacaksınız. Başından sonuna kadar tarçın var parfümde. Ve açılışında da tarçın geliyor. Bundan ziyade rum notası, içki notası ilk versiyonunda da vardı ama burada daha da sanki çok kullanılmış. Ve daha da çok geliyor. Burada karabiber var. Bana geliyor. Notalarında bahsedilmemiş ama karabiber geliyor. Ve notalarında bahsedilen kakule baharatı da var. Ama en çok tarçın ve karabiber gelecektir. Karabiber çok değil aslında ama kakule de yazılmış. Kakule de var ama çok değil. En çok gelen nota açılışında ve bu zenginliği veren rum notası ve tarçın notası. Gerçekten tarçın seviyor olmanız lazım. Sevmiyorsanız büyük ihtimalle sevmeyebilirsiniz ama çoğu insanı hani memnun edecek tarzı bir koku. Çok zengin, çok sıcak ve derin kokan bir parfüm. 2-3 saat sonraki hali ise biraz daha oturmuş hali. Burada biraz daha çiçeksi bir hava var ama kesinlikle feminen değil. Burada sümbül teber notası kullanılmış. Çok değişik bir nota bu parfüme giden. Hani hiç düşünmezdim. Burada var. Çok hafif, çok minimal derecede var. Ve bunun haricinde deri notası bu parfümün temeli gibi bir şey. Aynı rum notası gibi. Bu arada rum notası açılış notası olmasına rağmen, üst nota olmasına rağmen hiçbir zaman bu parfümü terk etmiyor. Çok zenginlik veren ve tarçın da öyle. Sadece hafifliyorlar ve deri ön plana çıkıyor. Oud kullanılmış. Oud büyük mal bu parfümü Men in Black'ten ayıran tek faktör olabilir. Belki sümbür teber de burada ekstradan var ama oud çok güçlü değil burada. Hatta çok minimal derece, çok hafif bir ağacımsı hava katmak için kullanılmış. Bu parfüm açılışından çok da farklı değil kuruduğunda. Çok değişen bir parfüm değil. Aslında Men in Black biraz daha fazla değişen bir parfüm. Buna nazaran bu çok değişmiyor. Dediğim gibi çok zengin, tarçınlı, rum notası ve kuruduğunda ise deri ve hafif ağacımsı bir oud var. Notaları bir kenara bırakırsak nasıl kokuyor? Şöyle kokuyor, çok zengin, sıcak, derin kokuyor. Ama notalarından bahsetmeden anlatması çok zor. Yani tarçınlı kokuyor, baharatlı kokuyor ve deri kokuyor. Seveceğiniz tarzı bir parfüm olabilir ama tatlı parfüm seviyor olmanız lazım. Diğer bilgilerine geçecek olursak parfümün kalıcılığı gerçekten çok güzel. Benim tenimde bütün günü çıkarıyor. Yani 12 saat falan kaldığı oluyor ama bazı yorumlarda gördüğüm kadarıyla insanlar 6 saat, 7 saat, 8 saat yazmışlar. O yüzden ben çok kendim
kendimde olan kalıcılığı söylemeyeceğim. Ortalama olarak 8 ila 10 saat bir kalıcılığı var bu parfümün ve yayılım da gerçekten çok güzel. 3-4 saat boyunca özellikle ilk 2 saat inanılmaz derecede yayılıyor. 3-4 metreye kadar gidiyor ve ondan sonraki 3. 4. saatte hala 1-2 metreye kadar yakınımıza gelecek insanlar mutlaka hissedecektir bu parfümü. Sprey olarak lütfen abartmayın. Çok zengin koktuğu için, çok sıcak, zengin, özellikle tarçının getirdiği bir şey bu. İlk sıktığınızda çok boğucu bir hal alabiliyor. Dışarıya gidiyorsanız maksimum 5 sprey, yani bu bile çok ama hani dışarıya gidiyorsanız maksimum 5 sprey, içerideyseniz ise 2-3 sprey maksimum, yoksa etrafınızdaki insanları boğarsınız. Yaş olarak ise benim biraz olgun bulduğum bir parfüm. Çok genç yaştakilerin kullanabileceğine inanmıyorum. 20 yaş ve üstü diyeceğim. Hani 20 yaşında da insanlar kullanabilir ama biraz daha olgun bir kişiliğiniz olması lazım. O yaşın üstündeki insanlar kaldırabilecektir bu parfümü. Parfümün ortamı içeride de kullanabilirsiniz ama bence dışarısı için daha uygun bir parfüm. Ben içeride de kullandım bunu ve övgüler aldım ama içeride ne kadar sıkmanız gerektiğini bilmeniz lazım. Fazla sıkarsanız insanları bu sefer rahatsız edersiniz. Övgü yerine kötü yorum alırsınız. O yüzden çok sıkmayın. İçeride kullanılabilir ama daha çok dışarısı için uygun bir parfüm. Günün vakti olarak siyahlıktan da görürsünüz. Biraz daha gece parfümü. Gündüz de kullanılabilir. Ben bunu gündüz de kullanıyorum. Ama geceye çok daha uygun bir parfüm. Mevsim olarak ise tamamen kış ve sonbahar parfümü. İlkbahar ve yazda kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çok boğucu olabilir. Özellikle yazda kullanmayın. Yazın büyük ihtimal parfümden soğursunuz. Parfümün fiyatı ise biraz pahalı. 100 mililitrelik boyutu için 350 ila 400 Türk lirası arasında değişiyor. Umarım ileriki tarihlerde daha da düşer bu fiyat, çıkmaz. Ama bence fiyatını hak eden parfüm. Neden? Çünkü böyle zengin kokan ve güçlü kokan designer bugün hani var ama bu tarz farklılık da yok. Bunun gibi böyle sıcak, çok derin, çok zengin kokan designerlar pek yok piyasada. O yüzden bence fiyatına değer, özellikle 300'ün hani 300 liranın aşağılarında bulursanız, nasıl diyeyim hani 310, 320, 330. Ama benim en ucuz bulduğum internette indirimcilerde 350. O yüzden hani o fiyata da değer ama daha ucuza bulursanız daha iyi olur. Ve son olarak notlara geçelim. Kalıcılığına bu parfümün 10 üzerinden 8 veriyorum. Bence iyi bir kalıcılığı var ve 10 üzerinden 8'i hak ediyor. Hala böyle çok büyük bomba gibi bir kalıcılığı yok. Özellikle yorumlarda bazı insanları gördüm. Hani düşük kalıcılığa sahip bazı insanlarda. Benim tenimde çok iyiydi. Benim tenimde 10 üzerinden 9 ama başka insanlarda düşük olduğu için bazı insanlarda. O yüzden 10 üzerinden 8 ve 10 üzerinden 8 hala iyi bir not. Yayılım da 10 üzerinden 8. Çok çok ileri giden, hani insanlara kendini hissettirecek böyle 4-5 saat değil. Ama hala çok iyi bir kalıcılığı, yayılımı var. O yüzden 10 üzerinden 8 veriyorum yayılıma da. Bence 10 üzerinden 8 de hak eden parfüm yayılım olarak. Fiyat olarak biraz yüksek gibi gelebilir kulağa. 350-400 Türk lirası ama fiyatından bahsederken bunu da söylemiştim. Çok zengin kokan ve çok güçlü kokan bir parfüm. O yüzden 10 üzerinden 8 veriyorum. Fiyatı yüksek olmasına rağmen bence fiyatı gayet güzel. Bence hak ediyor fiyatını. Kullanılabilirlik biraz düşük olacak. 10 üzerinden 6 veriyorum. Neden? Çünkü her ortama gitmeyen, içeriye çok uygun olmayan, yazın veya ilkbaharda kullanılmayan bir parfüm. Mevsimler kısıtlı, ortam kısıtlı ve gündüze de çok iyi gitmeyen bir parfüm. O yüzden 10 üzerinden 6. Koku güzelliği olarak ise kolaylıkla 10 üzerinden 10. Kesinlikle 10 üzerinden 10. Çok muhteşem bir koku, çok zengin bir koku ve piyasadaki dediğim gibi en iyi parfüm açılışlarından bir tanesi bu Man Black Orient. Benzersizliğe gelirsek, benzersizliğe düşük vereceğim. 10 üzerinden 6. Neden? Böyle kokan parfümler var. Ve bu ilk değil. İlk olsaydı çok daha yüksek alabilirdi. Çünkü bugün çıkarılan o sakızımsı meyveli parfümlere nazaran çok değişik bir parfüm. Benzersiz bir parfüm ama şöyle bir şey var. Bu parfüme benzeyen ve güçlü olan birçok parfüm var. Mesela Costume National 10 parfümü bu parfüme benziyor. Bu biraz daha zengin kokuyor. Biraz daha değişik ama yaklaşık %70'lik bir benzerlik var. O yüzden o ilk çıktı. O bunu orijinal yapmıyor. O yüzden düşük alıyor ve bunun bir sebebi daha var. Spice Balm'a da benzerliği var. Victoria Roll Spice Balm, bu kanalı izleyenler mutlaka bilir. Ona da yaklaşık %50-%60'lık bir benzerlik var. Aynı DNA'yı paylaşan parfümler. O yüzden
çok yüksek not veremiyorum benzersizliğe ama hala bence değişik kokan parfüm, özellikle bugün çıkarılan parfümlere göre. Ve final notu olarak ortalamada 10 üzerinden 8 bu parfüm. Ve bence kolaylıkla hak ediyor. Ben kişisel fikrimce 10 üzerinden 9 falan verirdim. Ama tabii ki bütün notların ortalamasında 10 üzerinden 8 ve kolaylıkla hak ediyor tabii ki bunu. Bu video bu kadar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım kafanızda soru işaretleri gitmiştir. Şöyle bir şey diyeyim, bu parfümü denemeden almayın. Sıcak, tatlı, zengin bir parfüm ama tatlı olduğundan dolayı ve bayağı baharatlı olduğundan dolayı herkese göre değil. Bunu her mağazada bulabilirsiniz ve Man in Black biliyorsanız zaten bu bayağı benzer bir kokus. Şöyle düşünün, Man in Black'in sanki steroid kullanmış hali gibi bir şey bu parfüm. Kanalıma gelip videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.